hanımlar beyler günaydın efendim. Bugün 11 Temmuz Cumartesi, sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Sağlık Merkezi'ne yine birbirinden kıymetli iki uzmanımızla toplumsal sağlığı yakından ilgilendiren iki önemli konu başlığını konuşacağız. Yaklaşık 50 dakika boyunca efendim ilk bölümde hanımları çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Miyomlar. Üç kadından birinde miyoma rastlanabiliyor ve miyomların tedavisinde günümüzde artık girişimsel radyoloji de uygulanıyor. Yani miyom embolizasyonu. Efendim çok değerli hocam Profesör Doktor Mutlu Cihangiroğlu ilk bölümde hanımlar için miyomların embolizasyonla ameliyatsız tedavisini anlatacak. İkinci bölümde ise malumunuz pandemi döneminde hepimiz evlere kapandık. Kaslarımız zayıfladı, eklem ağrılarımız arttı. Kilo aldık, belimize yüklendi. Omurga sağlığını ve kayropraktiği konuşacağız. Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez bizlerle olacak ve stüdyoda bazı egzersizleri de bizlere gösterecek. Dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa şayet yanında Tek Dost Sağlık Merkezi bendenizden size ikram olacak. Buyursunlar efendim. Hanımlar, miyomlarınızın takibini asla ihmal etmeyin. Çoklu miyomları olanlar, ameliyatsız ve kalıcı miyom tedavisi nasıl yapılıyor? Miyom embolizasyonu nedir, nasıl yapılır? Damar içi yolla miyom tedavisini girişimsel radyoloji uzmanı Profesör Doktor Mutlu Cihangiroğlu Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evet, yeniden günaydın efendim. Miyom konuşacağız dedik. Hanımlar, miyom tedavisine, miyomlarınızın takibine önem vermeniz gerekiyor. Medikal Park Göztepe Hastanesi girişel radyoloji uzmanı, özür diliyorum. Girişimsel radyoloji uzmanı, çok özür diliyorum sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mutlu Cihangiroğlu hocam bizlerle olacak. 0530 040 7005 ve 06'dan bize arayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Her şey yolunda, ümit ediyorum. Gayet iyi. Düzeliyor yavaş yavaş. Bu pandemi dönemi nasıl atlatıyorsunuz? Hasta Vallahi ben yoğundu. Hastalık da geçirdim. Öyle mi? Korona da oldum. Ben, eşim, ondan sonra geçmiş çalışanlarımız olsun. Çok teşekkür ederiz. Yani hastanede bulaşıyor doğal olarak. En tabii. Mağdur olan sağlık çalışanları. Evet. Fakat çok şükür yavaş yavaş düzeliyor. Yani önlemlerimizi radyoloji aldık. Uzmanları BT tabii, özellikle tabii. Çektikleri için değil mi? Sizler? Biraz tabii bizim girişimsel radyoloji olduğumuz için hastalığıyla çok yakın temasa giriyoruz. Ve neredeyse hastanede ilk koronaya yakalanan hekimlerden biriyim. Evet. Ve sonuçta da süreci atlattık. Çok şükür bugün itibariyle her şey daha da yoluna giriyor. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi girişimsel radyoloji nedir diye sorsam. Çünkü radyolojiyi şöyle biliyoruz. Evet, MR çektirmemiz gerekiyor. Bir radyoloğa gidiyoruz. Keza işte BT bu korona döneminde COVID-19 tanısında çok önemliydi. Ama bir de girişimsel radyoloji var. Girişimsel radyoloji neyi anlatıyor bize? Girişimsel radyoloji, radyolojik yöntemler eşliğinde yapılan ileri tanı ve tedavi yöntemlerini kapsıyor. Yani biz sonuçta ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi gibi cihazları kullanarak cerrahi yöntemlerine alternatif hem ileri teşhis hem de tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Buradaki avantaj şu, birincisi hedef alanı, hedef kitleyi, hedef lezyonu görerek giriyoruz. Ve yaptığımız işlemde de hastaya neredeyse skar oluşturmadan yaptığımız işlemler olduğu için de sürekli gelişen bir bölüm. Ve girişimsel radyolojinin en büyük avantajı arkasında teknoloji var. Sürekli teknolojik gelişmelerle girişimsel radyolojinin alanı çok genişliyor. Geçmişte basitçe bir hastanın karaciğerinde ya da herhangi bir yerinde bir kitle olduğu zaman açık cerrahi biyopsi ile teşhis edilirken biz ona ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde incecik iğnelerle girerek direkt biyopsisini alıp teşhisini koyuyoruz. Bu teşhis aşamaları. Bazen de geçmişte diyelim karaciğerde hastada apse vardı. Cerrahi olarak geniş bir skar dokusu açılarak tedavi edilirken biz hastada skar oluşturmadan
ultrasonografiyi, BT'yi kullanarak tedavi ediyoruz. Yine aynı şekilde damar hastalıklarında cerrahi bypasslar yapılırken biz şimdi damarı damar içerisinden girerek tedavi ediyoruz. Mesela varis tedavisinde. Girişimsel radyolojinin çok önemli yeri var kesinlikle artık varis tedavisinde. Geçmişte hastanın kasığı açılıyor, ayak bileği açılıyor, oralardan cerrahi olarak damar çıkarılıyor, soyuluyordu. Biz şimdi damarı damar içerisinden girerek hastada skar oluşturmadan tedavi yapıyoruz. Bir de dediğim gibi hep teknoloji minimal invazive doğru gidiyor. Minimal invazivin anlamı şu. Minimum yani en az hastaya zarar vererek hastayı tedavi edebilmek. Küçük kesiler yani. Değil ya mi? Da skar oluşturmadan. Hı-hı. Yani hastada bir skar oluşturmadan, hastanede yatış süresini uzatmadan, hı-hı, genel anestezi vermeden hastayı tedavi edebilmek. İşte bütün bu kapsamda girişimsel radyoloji her gün gelişiyor. Hiç obezite tedavisinde girişimsel radyolojinin rolü olduğunu duydunuz mu? Ama artık günümüzde obezite tedavisinde girişimsel radyolojinin önemli bir yeri olacak gelecekte. Çalışmalar var. Mideyi besleyen atar damar embolize edilerek hastanın obezitesi giderilecek. Ve her geçen gün girişimsel radyoloji uygulamaları inanılmaz derecede gelişiyor. Kaç yıl sonra olur hocam bu obezitede? Uygulanmaya başlandı. Yani mideyi besleyen atar damar tıkanarak hastanın obezitesi, evet, obezitesi giderilmeye başlanıyor. Yani bu şekilde beyindeki bir anevrizma, eskiden beyin cerrahı kafa kemiğini yararak içeri, evet, girerek tedavi ederdi. Biz kasıktan girerek beyin anevrizmasını tedavi ediyoruz. Ve bütün bu gelişmeler hasta için inanılmaz bir konfor sağlıyor. Komplikasyon, yan etki oranları düşüyor, hastanede kalış süreleri azalıyor, maliyet düşüyor ve sürekli teknoloji bu yönde ilerliyor. Yani cerrahları kızdırmak da olmaz ama bazı cerrahi uygulamalar kaç yıl öncesiyle bir değişiklik göstermiyor. Fakat girişimsel radyoloji her gün gelişiyor. Şimdi size orada küçük bir anekdot böyle, evet, içimizde olacağım. Cerrahları kızdırmamak lazım dediniz. Ama aslında bütün bu hastalıkların tedavisi son derece multidisipliner değil mi hocam? Yani kesinlikle birbirinden kopmayan parçalar bizim zincirin halkaları hepsi. Şimdi bizim yaklaşımımız şu aslında. Önemli olan hastaya en doğru tedaviyi hızlı bir şekilde sunabilmek. Burada yani yaptığımız tedavilerin cerrahi yöntemler ya da diğer tedavilerle bir çekişmesi ya da bir çatışma söz konusu değil. Hı-hı. Önemli olan dediğiniz çok önemli bir nokta. Multidisipliner yaklaşımla sonuçta hastayı odaklı tedavi planlamasını yapmak. Yani, hı-hı, odakta hastayı almak ve hasta için en doğru tedavi yöntemi neyse, hı-hı, onu uygulamak. Yoksa bu tedaviler birbirini tamamlayan, birbirini düzelten tedaviler. Kimi zaman bir embolizasyon yaparız. Gelişen bazı yan etkiler olabilir. Bazen cerrahi işlemlerin de tedavisinde ortaya çıkan yan etkileri biz de düzeltiriz. Onun için rekabet değil, tamamlayıcı olması tedavi yöntemleri olarak düşünmek lazım. Ki bunları diyabetik ayak tedavisinde de örneğin sizin branşınızın oldukça verimli çalışmaları var. Çok hastanın önemli, konforu çok açısından da yanılmıyorsam. Peki hocam, şimdi biz hanımlarda miyomları konuşacaktık. Evet. Şimdi miyom neredeyse 3 hanımdan birinde görülüyor ve özellikle bu ilerleyen yaşlarda doğurganlığın sona ermesine doğru miyomlarla ilgili ciddi sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Miyom nedir? Neden bu kadar sık rastlanıyor ve miyomun belirtisi nedir? Her miyomda her zaman belirti, evet, vermiyor hanımlar için. Şimdi yine burada da kadın doğum uzmanları jinekologlarla birlikte çalışıyoruz. Evet. Yani burada da dediğim gibi bir rekabet ya da o yöntemlerin olumsuzluğu diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Önemli olan gerçekten hastaya doğru tedavi seçeneğini sunmak. Hı hı. Miyom sizin de belirttiğiniz gibi kadınlarda sık görülen bir hastalık. 30-40 yaş arası kadınlarda görülüyor. Neredeyse her 4 kadından birinde ortaya çıkan rahimin, hı hı, kas dokusundan gelişen iyi huylu bir tümör. Hı hı. İyi huylu tümör demek aslında şu, yani kanserleşmiyor, başka yerlere yayılmıyor, hı hı, sadece bulunduğu yerde yarattığı semptomlarla ortaya çıkıyor. Hı hı. Kas dokusundan gelişen bu miyomlar bazen rahim içerisine büyüyebiliyor, bazen rahim dışına büyüyebiliyor ve bu şekilde de semptomlara yol açabiliyor. Şu an ekranda grafiklerde görüyoruz kas, evet, dokusunun içindeki miyomları. Evet. Bunların büyüklükleri değişiyor mu hocam? Evet. Şimdi normalde miyomlar çoğu başlangıçta herhangi bir semptom vermiyorlar. Hı. Ve rastlantısal olarak saptanıyorlar. Yani ne demek bu?
hastanın başka bir yakınması oluyor ve bu yakınmayı nedeniyle doktora gittiğinde rutin ultrasonografi taramasında sizin rahiminizde miyom var deniyor. Hı hı. Ve bunlar sonuçta semptom başlangıçta vermiyorlar. Fakat zaman içerisinde büyüdükçe yakınmalara yol açıyorlar. Öncelikle adet sürelerini uzatmaya başlıyorlar. Hmm. Adet süresi uzadıkça buna bağlı olarak şiddeti artıyor ve hastada yoğun kanamalara bağlı kansızlık gelişiyor. Kansızlığın da bize yansıması ne oluyor? Halsizlik ve çabuk yorulma oluyor. Hmm. Bazen hasta direkt hastaneye çabuk yorulma, halsizlikle başlıyor. Bir bakıyorlar tahlillerde yoğun anemi var ve aneminin nedeninin de miyom olduğu da ortaya çıkabiliyor. Hmm. Bunun dışında miyomlar büyüdükçe yavaş yavaş bası bulguları oluşturmaya başlıyorlar. Önce kasık ağrısı oluşturuyorlar. Hastada bir müpem bir kasık ağrısı ortaya çıkabiliyor. Adet dönemi mi? Rutin adet mi? Dönemi, adet dönemi dışında da olabiliyor. Fakat daha sonra boyutları arttıkça komşuluklarındaki yapılara bası oluşturuyorlar. Rahim dokusunun önünde bulunan idrar torbasına bası oluşturuyor ve hasta sık idrara çıkma yakınmalarına başlıyor. Kimi zaman idrar kaçırma yakınmaları da ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Ve hastanın direkt yakınması sanki idrar yolu enfeksiyonuymuş gibi ortaya çıkabiliyor ama fakat aslında bir miyomu var. Tetkiklerde büyük miyomları olduğu saptanıyor. Yine arkasından, rahim dokusunun arkasından gelişen kalın bağırsak bası yapıyor ve buna bağlı olarak da kabızlık ortaya çıkabiliyor. Hmm. Kabızlıkla beraber yine hastada büyük abdest yakınmaları da ortaya çıkabiliyor. Hmm. Yine önemli sıkıntılardan biri de cinsel yaşama olumsuz etkisi. Cinsel ilişki sırasında da ağrıya neden olabiliyor ve bu da hastanın yaşam kalitesini çok düşürüyor. Ve bütün bunlardan dolayı da miyom tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Peki hocam, şimdi miyomlar gebeliği de etkiliyor bildiğim kadarıyla. Çünkü bebeğin rahme yerleşmesine sıkıntı yaratabiliyor. Tabii. Özellikle büyük bir miyom. O nedenle birçok hanımefendi hamile kalmadan önce, hani infertilite tedavisi olmadan önce zaman zaman, kimi de spontan hamileliği öncesinde jinekoloğunun tavsiyesiyle miyomunu tedavi ettirmek zorunda kalabiliyor. Evet. Şimdi burada embolizasyonun bir avantajı var mı? Çünkü oradan küretaj etmek bir miyomu, büyükçe bir miyomu, rahim duvarında da bir nebbe dokusu oluşturacak ve uzun sürede belki iyileşecek. Buradaki avantajı nedir girişimsel radyolojiyle yapılan embolizasyonun? Evet, miyomların önemli risklerinden biri de tekrarlayan düşüklere yol açması. Hmm. Bu da sonuçta hastanın yaşam kalitesini son derece etkiliyor. Hmm. Çünkü gerçekten tekrarlayan düşüklerde bir yerde tedavi edilmesi gerekiyor. Bunda da miyomlar belli bir boyutta ise tedavisinde mutlaka temel yaklaşım olarak birincisi gözlem. Eğer bu boyut gittikçe artıyor ise cerrahi tedaviler ya da embolizasyon söz konusu olabiliyor. Büyük boyutlu miyomlarda tedavide bir cerrahi yaklaşımda rahim korunarak yapılan miyomektomi var. Bir de rahimin artık birlikte miyomla beraber alınmasını gerektiren histerektomi durumları var. Bu iki cerrahi yaklaşımın detayları olabilir ama bu kadın doğumu jinekoloji ilgilendirdiği için ona fazla girmemize gerek yok. Miyom embolizasyonu ise bunlara alternatif. Şimdi önümüzde şöyle bir sıkıntı var. Hastamızın miyomları var ve bu tedavilerden hangisini sunalım? Şimdi bir miyom tedavisine karar vermeden önce 4 temel parametreyi mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Hı. Bu sadece benim için değil, girişimsel radyologlar için değil, kadın doğum uzmanları için de geçerli. Hı. Birincisi miyom sayısı, yerleşimleri ve boyutları. Hı. İkincisi hastada eşlik eden bir kanser riski var mı? Hı. Üçüncü olarak hastanın doğurganlık talebi. Doğurganlık böyle talebi bir isteği var mı? Evet, doğurganlık isteği var mı? Bir saniye, çok özlüyorum. Sevgili seyirciler, telefonları ekranda görüyorsunuz. 0530 040 70 05 ve 06'dan miyomu olan hanımefendiler, özellikle anne olmak isteyenler, farklı bir konu başlığını konuşuyoruz. Embolizasyon, yani ameliyat edilmeden miyomun tedavisi. Bizi arayabilirsiniz. Buyurun hocam, özür diliyorum. Son olarak da hastanın talebi, hastanın isteği nedir? Şimdi bu 4 temel parametreyi dikkate alarak tedavi planı yapmamız lazım. Sorunuza gelecek olursak hastanın hamilelik talebi var, tekrarlayan düşükler var. Şimdi burada birinci parametre ön plana çıkıyor. Miyomların sayısı, yerleşimi ve büyüklükleri.
Eğer miyomlar çok sınırlı sayıdaysa, 4'ten azsa ve gerçekten de rahim içine sarkan ya da rahimin dışına doğru büyüyen miyomlar var ise burada miyomektomi ön plana çıkıyor. Yani miyomektomi öncelikli bir tedavi olabilir. Fakat çoklu miyomları var ve kadın doğum uzmanının ya da jinekoloğun cerrahi olarak da hepsini çıkarma şansı söz konusu değil. Tamam. Bu tür durumda ise yapılması gereken tedavi miyom embolizasyonu. Niye? Çünkü rahimi korumak istiyoruz biz bu anda. Rahimi korumak istediğimiz için miyom embolizasyonunun mutlaka bir alternatif olarak kullanılması gerekiyor. Şimdi son dönemlerde miyomektomi yapılan hastalara ben çok fazla miyom embolizasyonu yaptım. Dediğiniz şey, miyomektomi dediğiniz ameliyatla rahim alınıyor. Korunarak miyomların sadece çıkarılması. Histeroskopiyle girip ya da laparoskopik, histeroskopik olarak cerrahiyle alınmasından cerrahi olarak sadece miyomun alınması, rahimin korunması. Tamam. Şimdi bu 4'ten az miyomlarda, 10 santimden küçük miyomlarda etkili bir tedavi. Fakat riski şu: siz miyomektomide çok sayıda hastada miyom var ise bunları almaya kalkıştığınız zaman bir süre sonra kanama riski ön plana çıkıp rahimin kaybedilme durumları olabiliyor. Yani tek miyom varsa yapılabiliyor ama yani 4'ten çoklu miyom az diyelim, varsa... 4'ten az miyomlarda miyomektomi ön planda bir tedavi yöntemidir. Ama çok sayıda miyom var ise... Bu patates yumruğu gibi değil mi üzeri? Tabii, rahimin içerisinde yani kimi zaman ben sayıyorum hastayı, miyomektomi yapılmış hasta. Sayıyorum 10 tane miyom var. Miyomektomiden sonra gelmiş. Bir kısmı da miyomektomiden sonra tekrar büyümüş, çoğalmış. Bu tür durumlarda da miyom embolizasyonu devreye giriyor. Şimdi... Bir de doğurganlık yönünden oranlarına bakacak olursak... Bir virgül koyalım mı hocam? Bir tabii. İzmir'e döneceğim. Emel Hanım, bekletmeyelim. Emel Hanım, günaydın. Günaydın Meral Hanım, iyi yayınlar. Sağ olun, buyurun sorunuzu alalım. Hocam merhabalar. Merhabalar. Şimdi ben bundan 3 sene önce miyomla ilgili bir ameliyat geçirdim. Bir portakal büyüklüğü kadar miyomum olduğunu ameliyattan sonra öğrendim tabii. Merak ettiğim şey, tekrarlama riski var mıdır? Bu miyomlardan yani kalıcı olarak kurtulabiliyor muyuz? Geçmiş olsun Emel Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet hocam, ameliyat şimdi, sonrası tekrar eder mi? Bir portakal büyüklüğünde Emel Hanım bir miyom aldırmış. Burada şöyle diyelim. Ameliyat sonrası tekrardan ziyade ameliyat sırasında ne kadar miyom çıkarıldı? Yani burada inceleme mutlaka MR üzerinden yapılmalı. Yani bir tanı aşamasında da bir değinmemiz gerekiyor. Çünkü ultrasonografi yapılarak bir miyom tedavisi uygulandığı takdirde mutlaka eksiklikler ortaya çıkıyor. Şimdi tanıya da vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü takibi MR'la yapmamız gerekiyor. Şimdi o soruya da döneceğim. Biz miyomun tanısında neler kullanıyoruz? Bir ultrasonografi kullanıyoruz. Tamam. Ultrasonografi ile hanımefendiye diyoruz ki miyomlarınız var. Fakat bundan sonraki ikinci aşama mutlaka manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesidir. MR şart diyorsunuz. MR şart. Neden? Çünkü MR tedavi kararında çok belirleyici bir yöntemdir. Bir de MR'da biz kontrast madde kullanıyoruz. Hastanın damar yoluyla kontrast madde veriyoruz ve bu kontrast madde sonuçta miyomların davranışı konusunda da bize bilgi veriyor. Miyomlar eğer damardan çok zenginse kontrast maddeyi yoğun olarak tutuyorlar ve yoğun tuttukları zaman da parlaklaşma olarak bizim MR'da onları çok rahat fark etmemizi sağlıyorlar. Ve bu sayede de biz rahim içerisindeki miyomların yerleşimini, sayısını ve büyüklüğünü doğru bir şekilde tanımlıyoruz. Hanımefendinin sorusuna gelecek olursak, şimdi eğer ameliyat öncesi MR yapılmışsa MR'daki sayılar önemli. Yani cerrah, kadın doğum uzmanı ne kadar miyomunu çıkardı, ne kadarı kaldı? Ve bunun en doğru cevabını verecek de ameliyattan sonra yapılacak MR incelemesidir. Ne kadar süre sonra yapılması lazım? Yani MR'ı? Normalde biz rutinde 3. ayda, 6. ayda kontrol MR'ları yapıyoruz miyom embolizasyonundan sonra. Cerrahi takiplerde de buna benzer bir yaklaşımda bulunabilir. Çünkü ameliyatla zaten miyom çıkarılmazsa o nüks etmez. Ama çıkarılmayan miyomlar kalmışsa sanki nüks etmiş gibi algı yaratabilir. Anladım. Burada dediğim gibi önemli kriter mutlaka inceleme öncesi, tedavi öncesi MR'la, manyetik rezonans görüntüleme ile miyomların
değerlendirilmesi. Peki. Ve takibinin de yine MR'la yapılması. Şimdi şöyle bir şey de var. Buyurun. Miyomların bildiğim kadarıyla %1-2 oranında kanserleşebilme olasılığı da var. Kitabi bilgi böyle evet. diyor. Onun yalancısıyım peki o zaman. Hocam kanserleşmiş bir miyomu %1 bile ihtimal olsa embolize etmek mümkün mü? İşte aslında çok can alıcı bir noktaya değindiniz. Şimdi miyomlar kanserleşmiyor. Sorun şurada aslında. Bazı miyomu taklit eden sarkom türü kanserler var. Leiomyosarkom dediğimiz kanserler var. Bu leiomyosarkomlar başlangıçta miyommuş gibi davranabilirler. Miyommuş gibi görüntü verebilirler. İşte tanı aşaması bu yönden çok önemli. MR'da biz miyomların sayısına, görüntüsüne ve yerleşimine baktığımız gibi davranışına da bakıyoruz. Yani diyelim düzensiz kenarlı ve çevreye yayılan bir miyom varsa orada biz bunun bir leiomyosarkom olacağını düşünüyoruz. Yani bir kanser olacağını düşünüyoruz. O tür şüphe uyandırdığı durumlarda kadın doğumdan mutlaka endometriyal biyopsi istiyoruz. Çünkü en ufak MR'da bir şüphe uyandırdığı durumda mutlaka biyopsi ile konfirme etmek, doğrulamak gerekiyor. Ve biyopsi ile eğer bu bir kanser değilse, salt miyom ise eşlik eden bir kanser olasılığı yok ise o zaman miyom embolizasyonu uygulanması doğru bir yaklaşım oluyor. Hocam Mersin'e döneceğim. Arkadaşlarım diyorlar ki bir hanımefendi hatta miyom sebebiyle rahmini kaybetmiş hanımefendi. Çok fazla. Günaydın efendim. Günaydın hanımefendi. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun sorunuzu alayım. Kulaklığıma soruyu duymam gerekiyor arkadaşlar. Evet buyurun. Ben 2006 yılında ameliyat oldum ve 94'te efendim 2006'ya kadar sürekli ben 2 yıla bir miyom aldırdım. En son aldırdığımda da 10 santimdi. 7 santim biyopsi bilmem ne MR'lar falan çektiğine kadar 2 santim 1,5 aydı. Bir daha büyüyünce doktor rahminizin alınması lazım dedi. Gençsiniz ama benim de kendi tecrübeme göre Ankara'da iyi bir doktora, iyi bir hastanede ameliyat olmama rağmen ben bunu alayım hem de kurtulursun gibi sana hiçbir konuşma, sana hiçbir şekilde bir fırsat şans vermedim. Bana ve bana şu şekilde gençsin almasak hiçbir şey konuşturma imkanı olmuyor. Güvenmiyorsan çeker gidersin. Bana böyle bir şeylerle. Yani ben sonuçta rahminiz anda alındı değil mi? Sürem çok kısa. Evet, acaba soruyu alınmasaydı 36 yaşındaydım. Alınmasaydı ve yıllarca 94-2006 arasında 2 yıla bir ben bu miyomları aldırdığımda alınmasaydım kansere mi yakalanırdım acaba? Gibi. 10 santim ve 7 santim bunlar acaba kansere mi yol açardı? Onu sormak istemiştim. Peki çok geçmiş olsun, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Ve bunun yüzünden ben evliliğimi bitirdim yani. Peki. Yani hanımefendi süren bitmek üzere hocam çok şey anlatacak. Tabii. Anlıyorum dertlisiniz. Tabii, çok geçmiş ediyorum. Olsun. Tamam. Allah'a emanet olun. Bana kızıyorlar seyirciler ama süre bitiyor. Hocam kanser olabilir miydim diyor. Benim rahmimi aldılar. Boşanmak zorunda kaldım diyor bir de. Evet. Aslında tabii çok kompleks bir durum. Şimdi miyom embolizasyonu 2000 yıllarından sonra başladı. Ve geçmişte gerçekten çoklu miyomların tedavilerinde hastanın da çok ciddi yakınmalar olduğu takdirde hep rahimin alınması söz konusuydu. Fakat artık günümüzde miyom embolizasyonu bu tür durumlarda bir alternatif tedavi olarak öneriliyor ve son dönemlerde artık jinekologlardan, kadın doğum uzmanlarından hasta refer edilmeye başlandı. Yani geçmişte dediğim gibi hastalar direkt kendileri bulup gelirlerdi. Ve günümüzde artık bu paylaşım söz konusu son oldu. Son 4 dakikayı kullanmak zorundayız hemen verimli şekilde. Embolizasyon hocam nasıl bir işlem, nasıl yapıyor? Evet. Bir yandan ekranda da zaten görüntüler gelecek. Peki. Çok hızlı bir şekilde anlatalım. Miyom embolizasyonu gene anestezi gerektirmeden anjiyografi ünitesinde yapılan bir işlemdir. Günübirlik yapılan bir işlem. Hastaya bir skar oluşturmuyoruz. Kasık atar damarından girerek rahimi besleyen atar damara süper selektif dediğimiz en uç noktasına kadar ulaşıyoruz. Kateter dediğimiz ince plastik borucuklar kullanıyoruz. Ve bunları atar damar içerisine yerleştirdikten sonra damarı tıkamaya yönelik partikül dediğimiz mikron boyutunda tanecikler kullanıyoruz. Bunlarla
Miyomu besleyen atar damarı tıkadığımız zaman miyom beslenemediği için önce iskemiye, sonra da miyomun nekrozuna yol açıyor. Yani miyom dokusu ölüyor. Öldüğü için de miyomlar çok hızlı bir şekilde artık özelliğini yitiriyor ve küçülmeye başlıyorlar. Buradaki temel nokta, işlem öncesi mutlaka hazırlığın çok ciddi yapılması gerekiyor. Mutlaka MR yapılması gerekiyor. Bazı kan testlerine ihtiyacımız var. En önemlisi MR'da olası eşlik edebilecek kanser risklerinin de ekarte edilmesi gerekiyor ki miyom embolizasyonu bu sayede yapılabilsin. Avantajları neler? Dediğim gibi günübirlik bir işlem ve en önemlisi de ertesi gün hastayı taburcu ediyoruz. Bir gün. Bir gün sonra hastayı taburcu ediyoruz ve hasta ertesi gün gidip işine başlıyor. Yani ne bir skar var, ne bir hastada uzun süreli bir iş gücü kaybı hamile var. Hamile kalmak isterseniz zaman kalabilir embolizasyonun akabinde. Hamilelik de şöyle, normalde biz ilk yıl önermiyoruz. Birinci yıldan sonra hamilelik daha doğru bir yaklaşım olarak uygulanması gerekiyor. Bir de eğer çok çocuk sahibi olmak isteyen ve çocuk henüz çocuğu olmayan ailelerde de işlem öncesi bir mutlaka infertilite merkeziyle görüşmesi, aynı anda IVF grubuyla da temasa geçip yumurtanın da belki verilmesi, bankaya yerleştirilmesinde de bir fayda olabilir. Yani hastanın işlem öncesi yumurta biriktirmesi de en azından işlemden sonraki doğum sürecinin kolaylaştırması yönden öneriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir tedavi çünkü biz o miyom cerrahisinde korkuyoruz. Ciddi kesiler olabiliyor hayat konforumuz da düşüyor iyileşme döneminde. Çok teşekkür ediyorum embolizasyon hakkında bizi bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Profesör Doktor Mutlu Cihangiroğlu. Efendim sağlık merkezi birazdan devam edecek. Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez bizlerle olacak. Bel ağrısı olan, boyun ağrısı olan, omurga her yere ağrısı olanlar. Kayropraktik konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Pandemi sürecinde hareketsizlikten kısalan, eriyen kaslarımız nasıl güçlenecek? Eklem ağrılarının tedavisi için neler yapılabilir? Hanımlar temizlik ve ev işi yaparken hangi hareketlerle omurga sistemini bozuyorlar? Kayropraktikle eklem tedavisi nasıl yapılıyor? Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evet efendim, beliniz mi ağrıyor, boynunuz mu tutuldu, kalçanızda siyatik ağrınız mı var? Oğuzhan Hocam hepsini anlatacak tedavisini. Şu gördüğünüz aletle de burada bir uygulama yapacağız. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fizyoterapist, kayropraktik uzmanı Oğuzhan Söylemez. Evet. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim hocam. Bu pandemi döneminde hepimizin ağrıları nüksetti. Evet. Efendim bunu erbabına vereyim, ben beceremem onu. Hepimizin ağrıları nüksetti çünkü evde oturduk. Aynen. Değil mi? Aynen. Oturma kelimesini hemen başlamışken göstereyim mi nasıl yanlış oturduklarını? Hadi oturayım mı? Yanlış nasıl oturulur aynen, benden aynen. Görün. Bakın beraber yapalım. Hadi beraber şimdi yapalım. Doğru oturacağız. Aynen. Oturmamız gerektiği şekil bu şekilde. Ha. Televizyon karşıda. Ha. Şimdi eğer misafir varsa ya da işte koltuk biraz televizyon yanındaysa şöyle oturuyoruz. Kaykılmak mesela. Diyorum ben aynen. Ona. Ben çok iyi yaparım. Kaykılmak. Bakın şimdi yükün bir tanesi bu kalçada yük yok. Omurga yamuldu, eğrildi. Kısa süreliğinde evet. Sorun yok. Birkaç kere sorun yok. Haftalarca, aylarca yapılınca Bir de üstünde spor egzersiz yoksa vücut bu şekilde kalmaya alışıyor. Sonra omurga eriliyor. Aynen. Sonra kalktığımız zaman da onun düzelmesini bekliyoruz. Olmuyor her zaman. Mesela oturduğumuz zaman şöyle yaslanmak. Mesela bacağı altına alarak oturmak. Ne severim be, bağdaş. Aynen. Bir de şöyle yapmak. Oh. Bir de böyle televizyon izlemek. Şöyle mesela bilgisayarla böyle uğraşmak. Mis, tam ben. Evet. Veya bilgisayarı şöyle kucağına alıp böyle yapıyorlar. Ha. Ya da böyle televizyon şeyde uyuyakalıyor bu şekilde. Ve çok çok daha bozucu bir özellik mesela yüzüstü yatmak. Öyle mi? Yüzüstü uyuyakalmak. Aynen. Şimdi buraya uzanmayayım göstermek için. Artık o kadarını yapmayalım, yeni uyandı. Şimdi mesela bu şekilde yatıp
televizyon izlemek. Koltukta ben çok yatarım ve kalktığımda şöyle falan kalkıyorum. Suratım bile yamuldu yaparken. Aynen. Mesela şey çok yüksek burası. Şu kol koyma yerimiz. Öyle mi? Boynumuz çok yamuluyor. İlla ki yapacaksanız ne normal yapacağız? Bir yastığa koyun başınızı. Şu arasını doldursun. Ve şey televizyon yatay bir görüntü. Yatay izliyoruz. Hmm. Ama biz yattığımız zaman dikey oluyor bizim gözlerimiz. Ama görüntü hala yatay. Ve bu, hı hı. Ve bu bizim beynimizi çok yoran bir işlem. Hı. Örneğin en başından hafıza problemleri yapabiliyor. Boyun damarlarında da sıkıntı yaratıyor. Boyun düzleşmesiyle birlikte kanal evet. Daralıyor değil mi orada? Tabii. Boyun düzleşmesi özellikle masa başı bilgisayar çalışanlar, cep telefonu sürekli bu şekilde. İşte yürürken böyle yürüyoruz, yemeği böyle yapıyoruz, kitabı böyle okuyoruz. Sürekli bu şekilde. Hı hı. Ve bunun tam aksini sporla egzersizle yapmazsak şu göğüs kaslarımız da kısalıyor zaten. Hmm. Böyle çektiriyor. Boyun kasları ve bağ dokuları geriliyor. Bir de bunun üstüne eğer yapınız hassas, alıngan, incelip sık dokuyan bir insansanız böyle geriliyorsunuz. Aynen. Ve işin üzücü tarafı gittiğiniz zaman boyun düzleşmesinin çözümü yok deniyor. Evet. Ve hani bununla yaşamayı öğrenmeniz gerekir deniyor ki bu artık çok doğru değil. Bunun hı hı. Çözümü var. Kayropraktik tedavi ve egzersizle bunun artık çözümü var ve çok inanılmaz yan etkiler yaratıyor boyun düzleşmesi ve hekim arkadaşa gittiğin zaman ya burada bir fıtık yok, bir çıkık yok, herhangi başka bir hastalık yok. Bu psikolojik denebiliyor ya da fibromiyalji kulunç yumuşak doku romatizması var deniyor. Bununla yaşayacağını diyor. Egzersize gönderiliyor. Psikiyatrik ilaçlar verilebiliyor. Tabii onlar elindeki ajanlarla yardım etmeye çalışıyorlar. Kayropraktik henüz Türkiye'de çok fazla yayılmadığı için. Evet. Eğer bilinseydi bize gönderirlerdi. Bizde onun tedavisi var. Örneğin boyun düzleşmesi baş dönmesi yapar. Kesinlikle mide bulantısı da yapıyor. Mide bulantısı yapabiliyor. Migrenle karıştırılıyor. Böyle tek taraflı şiddetli baş ağrıları yapıyor. Kulunç omuz ağrıları yapıyor. Şimdi masaja gidiyorsunuz biraz rahatlıyorsunuz yarım saat sonra tekrar. Böyle tek taraflı kola vuran ağrılar yapıyor boyun fıtığıymış gibi. Bu şekilde böyle kalbe giden siniri sıkıştığı zaman panik atak çarpıntı yapabiliyor. Kalp ilacı kullanmaya başlıyorsunuz. Vesaire vesaire sırt ağrıları yapıyor, mide problemleri yapıyor. Birçok sorun yapabiliyor. Şimdi hocam tepeden tırnağa konuşacağız bunları. Bize bir arkadaşımız da yardımcı olacak. Bu arada iskelet ister misiniz maket? Getirteyim yok. Mi? Tamam buradan iskelete konuşuruz. Gerek yok. Biz ayağa kalkalım. Yalova'ya döneceğim. Sevim Hanım günaydın. Günaydın. Hayırlı günler efendim. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ağrılar sızlarla kıvranıyorum canım. Siz de mi? Eyvah. Evet. Hocam da size... Oğuzhan hocamla baş başa bırakacağım. Çünkü Oğuzhan hocam kayropraktiği birazdan burada arkadaşımıza uygulayacak. Ağrı tedavisi. Bana da bir iki seans yapmıştı da pandemi girdi araya. Benim ağrılarım devam ediyor. Sorunuzu alayım mı? Söylüyorum. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun. Buyurun neyiniz vardı? Benim bel fıtığım, boyun fıtığım, belde kayma, daralma. Gece uykularım yok, uyuyamıyorum, sağdan sola dönemiyorum. Otururken belim batıyor ve kalçalarım dizlerime kadar iniyor ağrılarım. Yaşım 66, iş bitmiş değil herhalde daha. Asla, Sevim Hanımcığım. Evet. Yalnız yaşayan bir bayanım. Onun için bana çare. Sizi iyileştirmek lazım. Bekar bir hanımefendi misiniz? Yani... Evet, belki de tamam. Bir desteği var çekinci bari olacak. Niye iyileşmeyesiniz? Sevim Hanım, sevgiler gönderiyorum. Öpüyorum sizi çok. Sağ ol, şimdi çok hocam ediyorum. Bir uygulama yapacak. Ev hanımları için de konuşacağız. Evet. Sizi rica ediyorum buraya. Evet, arkadaşımız gelsin. Ben artık fırsatçılık yapıp ben tedavi olmayayım. Siz buyurun diye. Merhaba, hoş geldiniz. Burada çalışıyoruz sanırım arkadaş. Tabii. Bizim köy ocağımızın değerli elemanlarından biri kendisi. Çok yoğun çalışıyorlar onlar da. Boyun sırt ağrınız vardı, evet. Bel ağrınız vardı. Bir set arkasında görüştük. İlave edeceğiniz bir şey var mı? Şimdi gece yatarken böyle ağrı şuradan başlıyor, yukarıya geliyor. Ondan sonra omuzlarıma vuruyor. Sağa sola dönmesem yatamıyorum. Yatamıyorsunuz, tamam. Şimdi bakalım böyle yüzüstü yatın. Şu şekilde yüzüstü yatın. Ayakları bana uzatın, buraya uzatıverin. Bu tarafa doğru yatıyorsunuz.
Şimdi bize hep öğretilen mesela beyefendi göbek var ya biraz. Hmm. Hani işte kilo bel ağrısı yapar, kilo bel fıtığı yapar, ağır kalmak bel fıtığı yapar. Bunlar olayın sadece %10'u. %90'ı temin gösterdiğim gibi yan yamuk oturmak, ayakta tek bacak üstü durmak, kas kısalıkları, şey ruhsal sorunlar. Evet, bir şekilde başınızı gerginlik koy. Gerginlik de ağrı tabii, yapıyor değil mi hocam? Tabii, tabii. Omurgayı geriyor. Evet, kollarınızı arkaya uzattın, böyle kısa bir süre eline duracağız. Bakın. Burası şimdi çok önemli. Şöyle göstereceğim. Evet. Şimdi bakın kamera gelirse şöyle. Şimdi şöyle sol ayak kısa. Serbest bırakıyor. Tamam, bana yardım etmeyin. Tamam, şu an ekranda beyefendinin ayakları görünüyor. Evet. Bir ayak kısa. Evet, sol ayak kısa. Serbest bırakıyor. Kaç santim fark var? 1,5 falan. Santim, evet, 1-1,5 santim. Bakın yine sol ayak kısa. Tamam mı? Evet. Şimdi şu şekilde bastıracağım. Hı. Bakın eşitlendi. Nereye bastırdınız bir saniye? Buraya. Siyatik damarın olduğu yer mi orası? Evet, siyatik de buradan geçiyor ama şurada kemik var. Kalça sinirin kemiğinin orası yer var, leğen kemiği. O zaman düzeliyor. Bakın düzeldi. Bakın. Omurga düzeldi. Yerine mi oturmuyor tam kısa, olarak? Evet, şey, kısa bir süreliğine sanki bu eklem diğer tarafa doğrumuş gibi sinir sistemi reaksiyon veriyor. Demek ki onu istiyor. Yani oraya gitmek istiyor. Aslında aşağıda duruyor. Ben şimdi onu yukarı iteceğim. Şimdi evet. Bakın tık edecek. Bir akım falan vermiyorsunuz, yok, bir enerji ittiriyor. Veriyorsunuz. İttiriyor. Tamam. Tık diye ittiriyor, vuruyor. Bakın çok kısa. Serbest bırakın. Bakın eşit. Eşit. Peki 2-3 atışta oluyor mu? Şimdi seyirciler aynen diyecek ki 2-3 atışta olur mu? Ben evet dokunayım o zaman olsun diyecekler. Yok, olmuyor işte. Onun hani yeri var, o atışın hızı var. Belli bir Newton metrede vurması lazım. Ve mesela bundan sonra işte belli şey önerileri yapacak. Yine yan yamuk oturmaya devam ederse, bu da belli kasları kısaysa, onlara verdiğimiz egzersizleri yapmazsa tabii ki o kas ve bağlar tekrar eski haline dönecek. Ev ödevi de mi veriyorsunuz? Tabii ev ödevi de bunu vereceğiz yapmakla mutlaka bitmiyor. Tabii biz sadece kitlenmeyi açıyoruz ya da mekanik mekaniği düzeltiyoruz. Ama bu şey sürekli hareket eden bir sistem olduğu için orada eğer hatalarınız varsa onu işte düzeltmek zorundayız. Nasıl diş hekimine gidiyorsunuz, oyuyor, dolgu yapıyor. Sonra diyor ki sana şey diş ipi veriyor, fırça veriyor. Diyor ki fırçalayacaksın. Yapmazsan bir daha çürür. Onun için belli dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ağrısı varsa, yakınması varsa onu geçiriyor mu yaptığınız bu işlemler? Şimdi hastaların yarısında seans sırasında zaten ağrı geçiyor, kayboluyor ya da azalıyor. Yarısında da ilk 3 gün içinde. Eğer ilk 3 gün içinde ağrı geçip geçmezse tamamen ikinci seansa ihtiyaç var demektir. 1-5 seans arasında %80 yani bana gelen %80 hastanın ağrısı geçiyor. 1 ila 5 seans evet, alıyorlar. Evet. 5 seansı geçen ender hasta. Yani 10 kişiden ikisi 3'ü 5 seansı geçiyor. Gelen 10 kişiden 8'ine yardımcı olabiliyorum, ikisine yardımcı olamıyorum. Yani her gelene de yardımcı olabiliyorum. Dürüstlükle de söylüyor hocam aynı bunu yani. Herkesle de aynı etkiyi yapmayabilir tabii diyor. Karanlığa düşmüş. Tabii çünkü mesela böbrek taşı var, bel ağrısı yapıyor. Gidiyor doktora, bir MR çekiliyor. Orada iki tane küçük fıtık çıkıyor. Diyor ki bu fıtık sana bel ağrısı yapıyor. Mesela doktor arkadaş da yanılıyor. Sonra da o tanıyla bana geliyor. Ben de onun bakıyorum evet. Aynı zamanda eklem sıkışması da var. Düzeltiyorum ama ağrı geçmiyor çünkü o sırada böbrek taşı düşürüyor oluyor mesela. Peki bu hocam şimdi var. Orada bir mekanizma var ve o eklemi yerine oturtuyor. Aynen. Bakın tak, tekrar tak, bakalım. Bir daha yapalım mı? Bu elinizi belinize koyun. Şimdi size de zahmet verdik ama. Başka bir elinize bakın. Serbest bırakın. Bana yardım etmeyin. Bakın kısaldı. Şimdi indirin. Neden elini beline koyunca kısalıyor? Şimdi indirin elinizi. Burada şuradaki eklemi çalıştırıyorum, zorluyorum, sıkıştırıyorum. Açık mı değil mi diye bakıyorum. Eğer eklem açık değilse, sıkışıksa sinir sistemi reaksiyon veriyor. Kısalmayla. Bakın. Kas, bir şey hissediyor musun kas o ve bağ dokusunda kısalmayla cevap veriyor. Şimdi elinizi tekrar koyun belinize. Serbest bırakın, bana yardım etmeyin. Bakın eşit. Evet. Çok enteresan. İndiriver. Şimdi bu elini koy beline. Şimdi başka bir ekleme geçtim. Tamam. Bakın. Kısa. Aa. İndir elini. Gece diş sıkıyor musunuz siz? Dişlerini sıkıyor musunuz uyurken? Yani her zaman değil mi? Evet. Yani gece diş sıkmasının etkisini görüyoruz şu anda. Allah Allah. Yani dişini sıkarsan eklemlerinde sıkıntı olur. Belli eklemlerde sıkıntı oluyor. Yine koyun elinizi belinize. Serbest bırakın, bana bırakın. Bakın. Çok hafif kaldı çünkü orada kaslar çok kısa ve bir üst eklemde sorun var. Şimdi ona bakacağız. İndir elini. Sol el bele, sağ el başa. Oo, çok zor hareket. Bak. Bayağı kısaldı aynen ama. İndirin.
Kabızlık vesaire var mı? Gaz sorunları? Yok. Güzel. Şimdi siz orada lomberdeki bütün eklemlere... Evet. Hep sağdan gidiyor bakın yalnız eklemde sıkışma. Evet. Şey tekrar yapın aynısını. Şimdi bir yerde bu şey sola geçecek. Serbest Hı-hı. bırakın ben kaldırırım. Bakın. Eşit. Peki hocam kaç gün böyle bir tedaviye devam etmesi İndir lazım? Ver. Üst üste mi geliyor hasta? Başını sola çevir yormayalım boynunu. Evet. Evet. Yok diğer tarafa çevir. Sola çevir ver. Şimdi bakın başını sola çevirmesi sağ çevirmesi arasında omurgada mekanik olarak fark yaratıyoruz. Tamam. Bakın başını serbest bırak. Başını sola çevirdi. Kısa. Başını sağa çevir. Serbest bırak. Serbest bırak. Yardım etme. Bakın eşit. Yani yaptığımız her hareketin yönü dahi omurgayı etkiliyor. Evet. Tamamını. Yani çünkü belli eklemler çalışıyor. Belli kaslar çalışıyor. Başını sola çevir dediğimde bir sinirden bir kas grubuna sinyal gitmesi lazım ki o hareket yapabilsin. Eğer eğer giden o sinyalde bir problem varsa, orada şey mekanik bozukluk varsa hemen şey spazmla cevap veriyor vücut. Yani peki kasılıyor. Bel fıtığı var diyelim. Evet. Ekrandaki birçok izleyicimiz bel fıtığından şikayetçi olabiliyor. Çok da ararlar öyle dönemlerde. Bel fıtığı var hastanın. Lomber 4 ve 5 en çok Hı-hı. orada. Bende de var evet. orada. Şu kuyruk sokumun üstüne. Oturma problemi. Yan yamuk oturmak, uzun süre oturmak. 4 ve 5 de var. Evet. Ve ben ameliyat olmak istemiyorum ama ağrılarım var. Hocam hafif bir kayıp var, his kaybı var arada. Evet. Yılların tecrübesi sizde çok güzel şey. Çok güzel program şey sunuyorsunuz. Bakın şey eğer ben bir şey bana doktor ameliyat dedi. Ne zaman ameliyat olacağım, ne zaman olmayacağım. Tabii ama ki, olmak da istemiyorum. Geciksin. Evet. Mümkün mertebe geciksin. Şimdi bazen ameliyattan kaçamıyoruz. Şey, kaçamadığımız durumu anlatayım. Topuk ve parmak üstü yürüyebiliyorsanız Hı-hı. veya yürüyemiyorsanız, Hı-hı. merdiveni çıkamıyorsanız, diziniz sizi şey taşımıyorsa, idrar kaçırıyorsanız gibi yani felç belirtileri varsa... O zaman ameliyat şart oluyor. Tamam. Ama bunlar yoksa uyuşma ağrı var, gece uyuyamıyorum, 5 fıtık var, 10 fıtık var. Bir sürü problem önemli değil. Eğer sinir hala canlıysa kurtarma imkanı var. Peki fıtığı olana boyunda ve belinde bu tedaviyi uygularsak başarı şansı nedir? Yakınmaları azaltır mı? Dediğim gibi bana başvuranların 10 kişiden 8'ine, 10 kişiden... 9'una yardımcı olabiliyorum. Mesela işte psikolojik faktör oluyor. Mesela yaşlı teyze geliyor. Tamam. Şey tek başına kalıyor. Kocası vefat etmiş. Tamam. Oğlu var. Ona baksın istiyor. İlgi istiyor aslında. Ona işte ay oğlum şey tansiyonum çıktı. Beni şey doktora götür. Ay oğlum belim ağrıyor. Beni doktora götür. Dolayısıyla oğluyla beraber olmak istediği için o iyileşmez. Dolayısıyla şey bana geliyor. Şey mesela zor getiriyor annesini zaten. Ya ben anne bak diyor iyileşeceksin diyor vesaire. Yok yok diyor ben diyor iyiyim böyle diyor annesi. Ona seans yapıyoruz. İyileşse de bakıyoruz belirtiler kaybolmuş. Ağrı nasıl oldu teyze? Yok yok hala var devam ediyor oğlum diyor. O artık alışkanlık evet. haline gelmiş. Psikolojik bir ağrı. Tabii şey çünkü iyileşse oğlunu çağıramayacak. Ya yani oğlunu göremeyecek. Oğlu da çok yoğun. Ona çok ziyaret edemiyor. Anca hastaneden hastaneye, bayramdan bayrama. O teyze evet. iyileşmez. Şimdi Kayseri değil mi izleyicimiz? Hocam gözüm hep burada. Dekorun orada bir boşluk var. Ödüm patlıyor. Sonra ben size kayropraktik yapmak zorunda kalacağım. Kahramanmaraş. Günaydın efendim. Günaydın. Hayırlı programlar. Sağ olun. Buyurun. Ben doktor bey bir şey soracaktım da. Buyurun. Ben MR falan da çekildi de bana. Boyun düzleşmesi ve boyunda fıtık olduğunu da söylediler. Benim de fıtık olduğunu da söylediler. Yaşım 26. Oo, çok ama ben dik durdum, yani dik duramıyorum. Hep sallanıyorum. Yani mesela lavaboya falan gittiğimde bile normalde lavabonun gerisinde durduğum halde lavabonun üstüne doğru eğildiğimi, kendimi dik tutamadığımı görüyorum. Doktor beyin söylediği gibi bir taraftan bir ağrı giriyor ve benim o taraf çenem mesela çeneme de vurdu. Çenemi de açamıyorum. Hani çeneye etki eder mi bilmiyorum ama çenemi de açamıyorum. Kullanamıyorum. Dişlerimi yaptırmam gerekiyor ama açamıyorum. Acaba dişlerden mi dedim. Diş doktoruna evet. falan da gittim. Oradan da çıkmadı. Ama çok kötü bir şekilde mesela ben evet. yaklaşık 2 ay boyunca hiç ağzımı açamadım. Gece diş sıkıyor musunuz siz de? Evet. Gece evet. dişlerimin ağrıdığını ve çenemi yani şuraları ağrıyor değil mi? Şuralar. Evet.
Diş sıkma içsel gerginlikten kaynaklı. Ya, ben de yapıyorum, ben de yapıyorum. Hı. Hatta oraya yeni tedaviler de çıktı. Çok acıyor. Mesela hatta bu gece de oldu. Uykumdan uyandı. Süremiz çok kısa hanımefendiciğim. Çok özür diliyorum. Gelebilirsiniz. Yardımcı olabilirim. Bakın gece diş sıkmak, işte başka problemler. Boyun kasları değil mi? Büyük ihtimalle hanımefendinin şu birinci omurga kafatasında şu bileşkede sorunu var. Tamam mı? Şurada. Ensenizde ne var şu an? Ha, bu şey nanoteknolojik bir bant. Son teknoloji. Niye takıyorsunuz onu? Bu şimdi şey düşüyor, tansiyon düşürüyor. Aa. Aynen. Aa, o da yeni enteresanmış. Aynen. Şu an gördüm de meraktan. Peki hocam şimdi. Biraz stres yaptım. Ayol yok, siz alışıksınız. Boyun fıtığım var. Evet. Bakın, boyun düzleşmem var, dar kanalım var bir de okay. Üzerine. Şey kanal daralması omurgada uzun süreli şey mekanik problemi gösterir ve hor kullanmayı gösterir ya da bel kaymasına falan oluşuyor. Hı-hı. Yani o bölgedeki bağlar kalınlaşıyor. Mekaniği düzeltirseniz eldeki nasır gibi, eldeki nasır nasıl tekrar iyileşirse o kanal daralması da iyileşiyor. Hı-hı. Yani illaki cerrahi gerekmiyor bazen. Boyuna yapacak mıyız? Evet. Alnını yere bastır. Sadece alnın yatağa değsin. Alnını bastır. Bakın. Bırak. Şimdi bastırma. Bastırma. Şey alnın yere baksın tekrar. Tık edecek, acıtmayacak. Aa, boyun bakın. Kaslarına da yapılıyor. Evet bakın kafatası bileşkesine yapıyorum. Aa. Evet tekrar alnını bastır. Bakın eşit. Çok enteresan ya. Evet şimdi şey yap, çeneni göğsüne yaklaştır, göbeğine bak. Bakın çok kısaldı. Evet şimdi bırak, bastırma. Serbest bırak. Göze vuran ağrınız oluyor muydu? Oluyor. Evet gözler kırmızı. Kırmızı tansiyon görüyormuş. Da mı var ne? Yok. Şey, serbest bırak. Yani gözde kırmızı renk görmeler yapıyor. Şimdi tekrar göbeğine bakar mısın? Serbest bırak. Bak. Evet, peki. Çok yorduk. Serbest bırak. Çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal et kardeşim. Kalkabilirsin. Gel. Yardımcı olalım. Aman beyle dikkat. Tamam. Aman beyle okay. Dikkat. Genelde hep sağ tarafın kitli. Tamam mı? Gece diş sıkmaman için sana bazı mineral, vitaminler önereceğim. Doktor arkadaşlarla da konuşabilirsin. Bana da önerin onlara. Diş evet. Sıkmayın. O diş sıkman kalktığı zaman omurgandaki stres çok azalacak. Çok enteresan. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş böyle olsun. Alayım. Şimdi hocam birkaç dakika kaldı zaten. Son 3-4 dakika. Bu diş sıkma çok sık rastlanan bir problem. Evet 10 kişiden 7'sinde var bana gelenlerde. Omurgayı da etkiliyor. Çok etkiliyor aynen. Ruhsal zaten de bakın ben sinirlendim diyorsunuz. Hmm. Değil mi şey? İşte damar üstünde bir de bir şey yani mesela hani dile de vurur ruhsal hani şeyler fizyolojik problemler. Yani omurga direkt şey duygusal hayatla hormon sistemiyle de ilgilidir. Omurgada belli şey duygusal noktalar vardır. Belli problemlerde belli omurlar ağrır. Belli mesela sağ taraf niye ağrıyor, sol taraf niye ağrıyor? Niye kolun ağrıyor? Niye sol kolun ağrıyor? Bunların hep şey sebebi var. Tabii ki işte ben psikologluk yapmıyorum ama yani ilgili arkadaşlar da yönlendiriyorum. Bazen beraber gitmemiz gerekiyor. Bu şey şimdi korona döneminde eş problemleri, ekonomik problemlerden dolayı da ekstra omurga ağrıları oluyor. İşte sürekli bilgisayar, sürekli kitap okuma, sürekli can sıkıntısından. Film izleme. Tabii ev temizleme. Şöyle son dakikalarda onu soracağım. Aynen. Biz hanımlar evi süpürken, silerken, perdeyi takarken, raftan bir şey alırken omurgamıza çok ciddi sorunlar yaşıyoruz sonrasında. Neye dikkat etmek lazım? Mesela ev süpürüyorum ya da ev paspaslıyorum. Evet. Marka söyleyecek. Mesela şey çamaşır bulaşık makinesi boşaltırken şöyle boşaltmayın. Mümkün olduğu kadar karşısına getirin çömeli. Eğileceğiz. Böyle çıkartın şu şekilde yapmaya gayret gösterin. Şu yan dönerek eğilme. Böyle bir şey doğrarken ayakta tek bacak üstü durmak. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra şey mesela bütün evin perdelerini tek günde şey söküp çıkarmamaya çalışın. Bütün camları aynı günde silmemeye çalışın. Bir de şey bir yerden harcarken bir yerden şey yatırmamız gerekiyor. Öyle pilates çok güzel. Biz pilates de, yapalım. Evet. Reformer olağından mı? Reformer yerde mat pilates yapın fark etmez. Çok güzel bir etkinlik. Onu yapamıyorsanız yürüyün. Biliyorsunuz şimdi artık YouTube'da çok güzel ev programları egzersizler var. Ama size bir egzersizi bir hareket yaparken ağrı yaratıyorsa onu bırakın. Uzmanına sorun ya da o hareketi daha sonra bir ay iki ay sonra bir daha deneyin. Büyük ihtimalle yapmayacaktır ağrı size. Peki hocam, şimdi özellikle
O oturduğumuz pandemi döneminde kireçlenmesi olan vardı, romatizması olan tabii, vardı. Şey, spor bırakmak zorunda kalan vardı. Hantallaştı insanlar, şimdi yeniden başlıyorlar. Evet. Egzersiz, spor ve yürüyüşe. O boşluğu nasıl dolduracağız ve vücut yeniden nasıl kondisyon tutacak? Şimdi, yani ne yapmak lazım? Öncelikle benim gibi bir uzmana gidip biyomekaniği düzelttirecek, eklemini araştıracak. Böyle bir şey tabii, deme. Tabii hani 30 yıldır pilates, yoga yapan uzmanlar da geliyor bana. Yani eklem kitliyse egzersiz açamıyorsunuz. Bu arada hocam birçok önemli dizinin diriliş... Kuruluş Osman. Bu dizilerinde oyuncuları ata falan biniyorlar ya. Onların fizyoterapiste haftada 2 gün dizi setlerinde o değil mi? Aynen. Yakında güzel bir haberim de olacak o konuyla ilgili. Öyle mi? Süpersiniz. İlk sizde açıklarım. İnşallah. Süre dolmuş, yönetmenimiz yok ki. Süre doldu, sen çok konuştun diyorlar bana. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Yani yeniden spor yapacaksak, evet, egzersiz yapacaksak. Mutlaka başlayalım, yürüyüş yapalım en azından. Yan yamuk oturmayalım, yüzüstü yatmayalım. Bunlar çok önemli. Yatarak televizyon izlemeyelim. Şöyle yapmayalım. Ve mutlaka böyle basit... Bu topuklu ayakkabılar ne yapıyor hocam? Hiçbir şey yapmaz. Nasıl ya? Bunları yani, giyince neye dikkat etmek lazım? Pilates yaptıktan sonra ben çok öyle hani böyle... Günde bir iki saat giymişsin, düğünde, bayramda, seyranda giymişsin, sorun yok. Düzenli giyiyorsanız da onun bozduğunu eğer egzersizde yaparsanız çok sorun olmuyor. Yani bazı şey çok ender insanlarda şey yapıyorum, topuk şeyini kısalttırıyorum, en fazla 3 santim olsun diyorum. Ama yani ben genelde çok fazla yasaklayıcı şey doğru yapmıyorum. Doğru bir oturuş mu? Değil. Bunu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Yarın programda kas robotuyla, ahtapotla size nasıl kilo verdireceğinizi konuşacağız. İkinci bölümde ise kalp damar hastalıklarını konuşacağız. Çok değerli bir kardiyologla yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz efendim. Hoşçakalın.